Alo. Alo, selamünaleyküm. Alo, selamünaleyküm öncelikle. İyi yayınlar. Aleykümselam Aleyküm ve selam. rahmetullah. Hoş geldiniz Hasan Bey, Mersin'den. Mersin'de hava sıcak mı Hasan Bey? Evet, şu an burası sıcak. Yani kısa kolluyuz. Ay maşallah, maşallah. Alalım sorunuzu Evet. efendim. Buyurun. Şimdi ben hocama şöyle bir soru soracağım. Şimdi hocam biz dört kardeşiz, dört erkek kardeşiz. Evet. Biz ailemize, annemize, babamıza yani özellikle babamıza gereken evlatlık vazifemizi, evlatlık görevimizi yapıyoruz. Hasta oluyor, hastaneye götürüyoruz. Ne bileyim bayramlarda, seyranlarda yanındayız. 2-3 güne bir yanındayız. Halini hatırını soruyoruz. Her türlü evlatlık görevimizi yapıyoruz. Fakat babamız ağzı bozuk bir insan. Küfürler ediyor. Artı ne bileyim böyle kötü davranıyor Evet. bize karşı. Biz evlat görevimizi yaptığımıza inanıyoruz. Bize intizar ediyor. Hiçbir şekilde hakkı olmadığı halde intizar ediyor. Bu intizar bize geçerli mi, geçerli değil mi? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Ya buna rağmen siz iyilik yapıyorsunuz ya, çok büyük sevap alıyorsunuz. Tam tersine, o intizar ettikçe, siz ona sabrettikçe sizin sevabınız kat kat fazla oluyor. Çok fazla sevap alırsınız. Mesela Geçerli olmaz. ben namaz kılıyorum. Bana diyor ki senin kıldığın namaz mı kabul olur? Desin. Desin. Böyle. Ağzını böyle alıştırmış. Kendini dünyanın en akıllısı zannediyor. Her şeyi biliyor zannediyor. Sizleri beğenmiyor. Adam yerine koymuyor. Ama buna rağmen Evet. sen evlatlık yaparak ona tersini anlatmış oluyorsun. Vazifeni yap kardeşim. O da senin imtihanın. Buna karşılık evlatlık yapabilen gerçek evlattır. İyilere herkes evlatlık yapar ama böyle aksi olanlara evlatlık yapmak çok kolay değil. Allah yardımcınız olsun. Biraz televizyonun sesini kısabilir miyiz efendim? İsminiz doğru mu yazıldı efendim? Çok ilginç geldi bana yine bu isimde. Gevez Hanım. Evet. Yöresel bir isim Hocama midir? bir sorum vardı. Buyurun. Buyurun. Hocam ben Ömre gittim. Allah Allah kabul kabul etsin. etsin. Allah razı olsun. Hocam ben geceler aklıma geliyor uyuyamıyorum. İşte ben Allah'ın evinde perdesinde aşağıda ben 2-3 tane ipini aldım. Millet bir caiz değil. Kabe örtüsünü mü? İplik Efendim almışız. hocam? Kabe örtüsünden mi? Evet. Bir şey olmaz. Her sene değişiyor zaten. Değişiyor, değişiyor. O değişenleri de kesiyorlar parça parça. Bakanlara veriyorlar. Oradaki ileri gelenlere veriyor. Onlar da eşine, dostuna dağıtıyor. Bize gelen Kabe örtüleri öyle geliyor Hocam zaten. bazen insanlar diyor ki caiz değil. Millet ümre gittin gidiyor o ipleri gönder diyorlar. Gece uyamıyorum ben ne Bir yaptım şey diyor. olmaz, bir şey olmaz. İki tane iplik aldın diye. Başkasının gönlünün ipliğini İyi teşekkür ederim koparma. hocam. Gönül köprüsünden yıkma. Hocam bir sorun daha olacak. Benim kızım evlendi, boşandı, iki çocuğu var. Bazen eve geliyor, bazen gelmiyor. Bu bazen 2 gün önce de ne bileyim yani hep. Ha, boşanan kızın mı eve gelmiyor? Efendim hocam? Kızın boşandı, Evet. o mu eve gelmiyor? Evet. Bu önemli bir konu kıymetli kardeşim. Onu üzerinde durmanız lazım. Yani ne yiyor, ne içiyor, kiminle geziyor. Ediyor etmiyor eve gelmiyor işte. Eve gelmiyor da tamam da takip edeceksin, soracaksın, konuşacaksın, iş bulacaksın. Gerekirse evlendireceksin. Bunun üzerinde duracaksın. Öyle başıboş bırakırsan Evlendim hata hocam. yapar. Onun zaten psikolojisi bozulmuş. Normal değil. Destek ver Hocam kız. bazen de ot şeyleri alıyor. Böyle söylüyorlar. Ot mu alıyor? Bağlanmış ona işte. Ya Aa, işte Allah kurtarsın ya. Çok zor işte bir durum Gevez Hanım. onu doktora götür de. Allah razı olsun. Kimseniz yok mu? Yani babası, kardeşleri kendisiyle ilgilensin. İşte babası da var, kardeşleri de var. Ediyor etmiyor, aklımda tutmuyor. Bir gün geliyor, 2 gün gelmiyor. Olmaz, Öyle öyle olmaz. öğrendim yani Mutlaka ben de. görevli resmiyetle ilişki kur. Aile Bakanlığı'yla
onların müdürlükleriyle, il müdürlüklerine git. Durumunu anlat, inşallah sana yardım etsinler. Allah yardımcın olsun. Allah yardımcınız olsun. Peki efendim, hayırlı günler diliyoruz size. Sağ olun. Cenab-ı Hak, teşekkür ederiz. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Güzel bir kapı açsın inşallah. Sağ olun. Amin hocam. Amin. Bir izleyicimiz daha var. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo. Alo. Buyurun. Alo, buyurun efendim. Merhaba, kolay gelsin. İyi günler. Sağ olun. Sağ olun. Alalım sorunuzu efendim. Hocam bir şey sormak istiyorum. Evet. 19 yıllık evliyim. Kaçarak evlendim. Ve kayınvalidemlerin verdikleri sözde durmadılar. İşte, yapacağız dediklerini yapmadılar bana. Evet. Altın konusunda. Sonra senin çocuğun var, sana yaparız dediler. Ve oğlum da 9 yaşında, 10 yaşına girecek. Ama hala altınlarımı yapmadılar. Bunun vebali nedir? Ne kadar altın sözleri var? Ya o zaman... Büyük abiye ne yapıldıysa o yapılacaktı. Ama yapmadılar. 3 bilezik yaptılar. Onları da sonra geri aldılar. 2 bilezik sözleri vardı. Yapmadılar. Evet. Altın da o kadar yükseldi ki. 19 sene oldu. Hala evet. Yapmadılar. Evet. Evet. Kocan ne iş yapıyor? Fabrikada çalışıyor işçi. O yapacak. Anasının babasının borcunu ödeyecek. Yani ya, o hatırlatacak. Onlar söz vermişlerdi. Onlar... Abi yeni yaptıysa sana da yapacağız tamam, dediler ama yapmadılar. Tamam, sen arada kalma. Sen kocana söyle, o istesin. Ya bize söylediniz. Bu hanımım da hakkıdır. Bunu bir an önce yapalım desin, zorlasın. Hiç konuşuyor musunuz? Hiç istediniz mi, talep ettiniz mi efendim? Evet, talep ettim. Şu ne? Anda zaten hiç görüşmüyoruz, konuşmuyoruz. Ha, konuşmuyoruz. Zaten kayınvalidem istemedi. Ha, konuşmuyorsunuz. Ben istemedi. İşte orada başka bir durum var. Evet. O günaha girmişler, borçtan ödemeler lazım ama evet. Sizin eşiniz araya girsin. Eşiniz de mi konuşmuyor onlarla? Evet, konuşmuyor. Onlar da konuşmuyor. O yanlış. Düzeltin arayı. Bilezik yüzünden değildir herhalde. Yok, ben açıkçası istedim hocam. Ama kayınvalidem beni daha baştan zaten istemedi, kabullenmedi. Şöyle şimdi ismini yazmıyor. Onun için kardeşim diyeceğim. Kıymetli kardeşim, iş sana düşüyor. Neden? Çünkü sen onların istediği bir evlilikle gelmemişsin. Oğlu sevmiş, getirmiş, onlar istememişler. Sen kendini onlara kabul ettireceksin, sevdireceksin. Kocan bu arada onlar için gayret edecek. Bu bağı kurmak size düşüyor. Baştan beri soğukluk devam ediyor. Konuşmuyorsanız hala bir şey yapamamışsınız demektir. Bu konuda gayret etmelisiniz. Sadece şunu yaptılar, bunu yapmadılar meselesine takılmayın. Burada başka durumlar var. Yani kabullenememe durumu var. O yüzden de yapmıyor olabilirler. Kendinizi sevdirmeye çalışın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.